Ben bu kısa seyahat haberlerinden sonra Kutbi-i Şamiye'den bir yer okumak istiyorum ve onunla alakalı dinlediğim bir hatırayı da anlatmak istiyorum. Bugün Allah bir de özeti vermişti. 1951 senesinde Üstadımız Emirdağ'da Arabi Kutbi-i Şami'yi Türkçe'ye tercüme edecek. Üstadımız söyle ağabeylere de yazıyordu. Onlardan birisi Abla Yeğen ağabeydir. Hazreti Üstad bu El Hutbeti Şami'nin Arabi olan kısmını bildiğiniz gibi Şam-ı Şerif'te ve Mescid-i Emevi'de bir cuma günü Şam hutbesi olarak irat etmiştir. Ali Sert hocamdan bir vesileyle dinlediğim hatırayı Konya'ya gittiğim zaman Mola Fahrettin hocaya sordum. Baktım o da aynı istikamette beyanda bulundular. Şimdi iki hocamızın verdiği malumatları birleştirerek bir özet yaptıktan sonra buradan kısa bir bahis okuyacağım. Şimdi Bizzuman Hazretleri'nin Şam-ı Şerif'e gideceği belliydi. Bunu daha önceden Şamlılar ve ulema biliyordu. Zaten bununla alakalı kitabın başında da girizgah bölümünde de kısacık şöyle bir not var. Bu Beşame eseri Üstad Bizzuman Said Nursi Hazretleri'nin 35 yaşındayken Şam'da Şam ulemasının ısrarı üzerine Cami-i Emevi'de irat ettiği bir hutbedir. Çok büyük bir ehemmiyet haiz olması hasebiyle o zaman Şam'da bir hafta içinde iki defa tab edilmiştir. Bilayra müellif Bizzuman Said Nursi tarafından 1951 senesinde tercümesi neşredilmiştir. Şimdi yüzer ulema camide mevcut, 10.000 kişilik bir cemaat camide mevcut. Bu arada o ulemanın içinde bulunanlardan bir tanesi de hemen bütün Suriye'deki muhaddis olarak bilinen Şeyh Bedrettin Efendi'dir. Aslında hem Ali Sert hocamız hem de Fahrettin hocanın verdiği malumata göre Şeyh Bedrettin Efendi münzivi bir insandır. O sadece kendi hücresine ikamet ediyor, misafir de kabul etmiyor. Sadece hizmetinde bulunanların muavetiyle inzivagahına en yakın olan camiye cuma namazını eda etmek düşüncesiyle gidiyor ve geliyor. Bunun haricinde dışarı çıkmadığı gibi insanları da kabul etmiyor. O tarihlerde ismini hatırlamaya çalıştım fakat aklıma gelmeyen bir zat var. O ravilerle beraber 30.000 hadisi şerifi ezbere biliyordu. Halbuki diyorlardı bu rakam Şeyh Bedrettin'in hafızasına nispet edildiği zaman çok daha az bir rakamdır. Ve Şeyh Bedrettin Efendi Bizzuman Hazretleri'nin Şam-ı Şerefe geleceğini, Mescid-i Emevi'nin böyle bir kutbe irat edeceğini duyunca öteden beri devam ede gelen adetini değiştirecektir. Hizmetinde bulunanlara beni bu cuma günü Mescid-i Emevi'ye götürünüz, ben de bu genç çocuğu dinlemek istiyorum diyecektir ve dinleyecektir. Daha sonra inzivagahına döndüğü zaman Şeyh Bedrettin Efendi'ye soracaklar. O ise kanaatini şöyle özetleyecektir. Ben bu genç çocuğu dinledim. Artık bu bütün İslami ilimlerde bir sondur. Daha hiçbir kimse bunu yaşamaz. Dolayısıyla yani Bizzuman Hazretleri zaten fiili cihadıyla nur risaleleri, her suale verilen cevabı, hafızasında kütüphanelere beder fısetli kitapları, takvası vesaire vasıflarıyla beraber zaten bunu teyit ediyor. Ama bununla beraber dikkat edilirse Bizzuman Hazretleri İslam ümmetinin en güzide kabiliyetlerinin takdiri, tebriki ve böyle kadir şinas ifadeleriyle emin ellerle İslam ümmetine ulaşıyor. Şeyh Bedrettin Efendi böyle diyor. İşte Ömer Nasuh Bilen Hoca şöyle diyor. Bir başkası böyle diyor. Bakıyorsunuz mesela konferansta ifadelerini okuduğumuz, Emir Daire'sinde beyanatını okuduğumuz Alekber Şah, Sin Üniversitesi Dekanı. Mezun Hazretleri'ne ziyaretten sonra yukarıda bize ifadelerde bulunur. Yani onlar bulundukları yerlerde bazen bir cemaatin, bazen bulunduğu beldenin en güzide kabiliyetidir ve en güzide kabiliyetler Bizzuman Hazretleri'nin müstesna meziyetlerini nazara veriyorlar. Böylece Bizzuman Hazretleri de emin diller ve ellerle, müştehir hizmetleriyle bize kadar geliyor. Elhamdülillah. Ve Bizzuman Hazretleri bu El-Hutbeti Şami eserinin 5. kelimesinde böyle İslam cihadını, aşkı İslam'ı, aşkı hizmeti ifade ederken, istat ve kabiliyetlerimizi tahrik eden gayret edilirken şöyle diyor. Meşvereti şeriyeden aldığım ders budur. Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kap yağar. Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kap yağar. Bazen büyür, sirayet eder, yüz olur. Bir tek hasene bazen bir kalmıyor, belki bazen binler derece terakki ediyor. Bunun sırrı hikmeti şudur. Hürriyeti şer'iye ile meşvereti meşrua hakiki milliyetimizin hakimiyetini gösterdi. Hakiki milliyetimizin esası ruhu ise İslamiyet'tir. Nüfus cüzdanlarımızda milliyeti T.C. Osmanlı Devleti zamanındaki milliyeti 2. üst üste İslam. Bizzuman Hazretleri de diyor, hakiki milliyetimizin esası ruhu ise İslamiyet'tir. Ve Hilafet-i Osmanlı ve Türk ordusunun o milliyete bayrak tardığı itibariyle o İslamiyet milliyetinin sadefi ve kalası hükmünde Arap ve Türk
hakiki iki kardeş o kale kutsiyenin nöbettarlarıdırlar. İşte bu kutsi milliyetin rabıtasıyla umum ehli İslam bir tek aşiret hükmüne geçiyor. Aşiret-i efradı gibi İslam taifeleri de birbirine kuvvet-i İslam ile mürtebit ve alakadar olur. Birbirine manen lüzum olsa maddeten yardım eder. Güya bütün İslam taifeleri bir sise nurane ile birbirine bağlıdır. Nasıl ki bir aşiretin bir ferdi bir cinayet işlese, o aşiretin bütün efradı o aşiretin düşmanı olan başka aşiretin nazarına müttehem olur. Güya her bir fert o cinayeti işlemiş gibi o düşman aşiret onlara düşman olur. O tek cinayet binler cinayet hükmüne geçer. Eğer o aşiretin bir ferdi o aşiretin mahiyetine temas eden medar iftar bir iyilik yapsa, o aşiretin bütün efradı onunla iftar eder, güya her bir adam aşirete o iyiliği yapmış gibi iftar eder. İşte bu mezkür hakikat içindir ki, bu zamanda hususa 40 yıl sonra seyyiye fenalık işleyenin üstüne kalmaz, belki milyonlar nüfusu İslamiyenin hukuklarına tecavüz olur, 40-50 sene sonra çok misalleri görülecek. Ey bu sözlerimi dinleyen, bu cami emevde kardeşler, ve 40-50 sene sonra alem İslam camii ihvan-ı müslimin. Biz zarar vermiyoruz. Fakat menfaat verme iktidarımız yok. Onun için mazuruz ve böyle özür beyan etmeyiniz. Bu özrünüz kabul değil. Tembelliği ve ne melazimliği çalışmamanız ve İttihad-ı İslam'ı Milliyet Hakkı İslami ile gayrete gelmediğiniz sizler için gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır. Ben bir zamanlar bu bürke ağalarıyla fazla meşgul oldum. Hacı Paris, Hacı Ali, Yusuf Uflas, Fevzi Kartal, Nadir Kartal, Kinyas Kartal ve diğerleri. Şimdi mütemadi bu münasebetlerimle onlar içerisinde en önce daha çok Yusuf Uflas'a yaklaşabildim. İki oğlu önce derslere gelmeye başladı. Daha sonra da Yusuf Uflas'ın bize karşı olan şefkati arttı. Bürke aşireti bünyesinde Yusuf Uflaz'ın 52 tane köyü vardır. Bu köyün sevk ve idaresi kanun şeklinde Yusuf Uflaz'da biter. Bir gün gittim. Dedim Yusuf amca, ben senin ahiretinden biraz korkuyorum. Onun konuşması biraz farklıydı. Neden? Neden? Böyle değişik bir şey konuşuyor. Şimdi siz ahirete gideceksiniz. Bezülam Hazretleri seni yakana yapışacak. Sana diyecek ki Yusuf Efendi, senin 52 tane köyün vardı değil mi? Diyeceksiniz. Evet. Peki sen bu iki oğlunun önüne bu uçarı katsan, bu iki oğlun gitse bu 52 tane köye, senin fermanı götürse, dese ki vallahi babam emredir. Bu uçar Seyda Beyzuban Hazretleri'nin eserlerinden size takdir edecek, size bunu dinleyecek, Beyzuban Hazretleri'ne hürmet edeceksiniz. Babam bunu istiyor dese, dese idiniz. Bütün bu 52 köyün insanı ise dinler miydi, dinlemez miydi? Ne diyeceksiniz üstada? Dinler diyeceğim. Peki dediniz mi? Demedim. Peki ahirete üstad yakanıza yapıştığı zaman Beyzuman Hazretleri'ne nasıl cevap vereceksiniz? Oğlan bize İsmet. Oğlum İsmet! Ben Seyda Beyzuman'a okuyorum. Belki bugün öleceğim. Hemen. O gün attılar köylere gittiler. Önümüzdeki pazar günü 52 tane muhtar geldi. Bak bir şey var. Cemaatten 8 grup artık her akşam 8 köye gidiyorduk. Bugün akşam 8 köy, ertesi 8 köy, ertesi 8 köy. Şimdi bu çalışma biraz iştihar bulunca bir de baktık şimdi aslında Van'daki cemaatimizin net %60'ı küresel aşiretine aittir. Bu aşiretin asıl ekseriyeti İran'dadır, daha azı Türkiye'dedir. Ve oldukça da geniş bir sahayı işgal ediyorlar. Mesela Çaycı Mina Bey, doğulu şu anda hayatta bulunan abla abimiz ve diğerleri Abdullah Çaylı vesaire bu aşiretin ileri gelenlerindendir. Mehmet Yavuz Canlı abi bu aşiretin ileri gelenlerindendir. Muharrem Ergenoğlu bu aşiretin ileri gelenlerindendir. Mesela bir Alaköy var. Belki 150 hane gelmiş bana. Şu anda belki 500 hane kadar daha var. Hepsi Risale'nin talebeleridir ve aşiretin büyük köylerinden bir tanesidir. Sonra onlar kendi aralarında bir toplantı yaptılar. Dediler ki bu Yusuf Uflaz'a bağlı köydeki formülü küresel aşiretinde tatbik edeceğiz. Şimdi kısa bir zaman içerisinde Allah her akşam 30 grup olsa yine bu köylere ulaşmamız mümkün olmuyordu. Yani azıcık bir gayretten sonra birazcık böyle sakitane sükutane duranların birden celallendiğini ve kısa zamanda büyük mesafeler ulaşıldığını görüyorum. Mesela ben 1979 Duvan'a ulaştığım zaman Muhammed Kasım Arvasi bütün Arvasilerin seyitler cemaatidir. En önden gelenleri. Hatta Beyzuman Hazretleri hani Davud Sıra tabir eden vatan hasreti benim memleketim. Madem öleceğim memleketimde öleyim diye Van'a gittim diyor. Halbuki üstad Bitlis'idir.
Fakat sonradan öğreneceğiz ki bir zaman Hazreti annesi Nuriye Hanım Arvasi ailesindendir. Dolayısıyla baba cihetinde Hazreti Hasan, anne cihetinde Hazreti Hüseyin ve Arvasilerden oraya dayanıyor. Dolayısıyla bu Arvasi ailesinin bir noktada böyle bir ittisarı olunca Muhammed Kasım Arvasi de onların ileri gelenlerin, o zaman hem müftü hem üstadımız çok seyahat etmiş. Kendi ifadesince üstadımızın büyük böyle iltifatlarına maruz kalmış. Ben kendisi bir vara münasebetiyle tanıdım. Sonra makamına ziyaret ilahir. Bir gün o bir teklife karşılaştı. Sonra dedi ki, dedi benim evladım camiye girdim. Bakıyorsun ki Muhammed Kasım Arvasi kürsüde konuşuyor. Diyeceksin hocam lütfen aşağı ininiz. Çünkü bizim haddimiz Seyyid-i Bezman Hazretleri'nin eserlerinden yapılan sohbeti takip etmektir. Sen haftanın bütün günlerinde ve 5 vakit namazda mezunsun. İstediğin camide istediğin gibi konuş. Sonra dedim hocam ben alışmışım Risale-i Nur diye Bezman diye konuşmaya. Bu üslubu da muhafaza edebilir miyim? Vallahi dedi, bu ihtimal hiç aklıma gelmemişti. Bu ahir zaman alametidir. Dedim nasıl istiyorsan öyle koy. Ancak bir şeye dikkat et. Bakıyorsun ki uzaktan Yusuf'a gözüktü. Sen bildiğin üslup üzerine devam et. Ancak birisiyle bana bir haber gönder ki Yusuf'un uzaktan gözükmüş. Ben onun hakkından gelirim. Sen yoluna devam et. Hakikaten böyle birkaç sohbette ben de Muhammed Kasım Efendi'nin böyle bazı meziyetlerinden, üstadımızla alakalı bazı hatadan bahisle bana böyle bir konuşma imkanı da verdin ki kendisine aileden teşekkür ve dua ettim. Demek kalbi sevmiş. Ondan sonra artık baktım ki derslerimiz bir anda en büyük salon almıyordu. Çünkü artık çoklukla arvasiler derse geliyorlardı. Yani buradaki satırlar böyle birkaç böyle cüz'i müdahaleden sonra meydana gelen külli gelişmeleri hatırlatı tekrarlayayım. Satıyor İbu Sözemi dinleyen bu camiye mevdeki kardeşler ve 40-50 sene sonra Alem İslam Camii'nde İhvan-ı Müslümin. Biz zarar vermiyoruz. Fakat menfaat verme iktidarımız yok. Onun için mazuruz diye böyle özür beyan etmeyiniz. Bu özrünüz kabul değil. Tembelliğiniz ve ne melazim çalışmamanız ve itaat-ı İslam ile milleti hakiki İslam ile gayrete gelmediğiniz sizler için gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır. İşte Seyyye böyle binlere çıktığı gibi bu zamanda hasene yani İslamiyet'in kutsiyetine temas eden iyilik yalnız işlere münhasır kalmaz. Belki o hasene milyonlar ehli imana manen fayda verebilir. Hayatı manevi maddiyesinin rabıtasına kuvvet verebilir. Onun için ne melazim kendini tembellik köşeye atmak zamanı değil. Ey bu camideki kardeşlerim ve 40-50 sene sonraki Alem İslam Mescidi kebirindeki ihvanlarım. Zannetmeyiniz ki ben bu ders makamına size nasihat etmek için çıktım. Belki buraya çıktım, size olan hakkımızı dava ediyoruz. Yani Kürt gibi küçük tayfelerin menfaati ve saadeti dünyeviyeleri ve uhreviyeleri sizin gibi büyük ve muazzam tayfa olan Arap ve Türk gibi hakim üstadlara bağlıdır. Sizin tembelliğiniz ve fütürünüz ile biz bir içeri küçük kardeşlerimiz olan İslam tayfeleri zarar görüyoruz. Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intiba gelmiş ve gelecek olan Araplar. En evvel bu sözlerle sizinle konuşuyorum. Çünkü bizim ve bütün İslam tayfelerinin üstadlarımız ve imamlarımız ve İslamiyet'in mücahitleri sizlerdiniz. Sonra muazzam Türk milleti o kutsi vazifenize tam yardım ettiler. Onun için tembellikle günahınız büyüktür ve iyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulvidir. Hususan 40-50 sene sonra Arap taifeleri Cemahir Müttefiki Amerika gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin eyalet sistemi, eyalet birliği gibi en ulvi bir vaziyete girmeye, esarete kalan hakimiyeti İslamiye'yi eski zaman gibi küre arzın nısfında belki ekserisine tesisine muvaffak olmanızı rahmeti ilahiden kuvvetle bekliyoruz. Bir kıyamet çabuk kopmazsa inşallah ne saati görecek. Sakın kardeşlerim tevehüm tahayyül etmeyiniz ki ben bu sözlerimle siyasete iştigal için himmetinizi tahrik ediyorum. Haşa! Hakikati İslamiyet bütün siyasetin fevkindedir. Bütün siyasetler ona hizmetkar olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslamiyet'i kendine alet etsin. Ben kusurlu fehmimle şu zamanda heyeti işimi İslamiyet'i, İslam camiasını, ümmetini, taifelerini çok çark ve dolapları bulunan bir fabrika suretinden sabır ediyorum. O fabrikanın bir çarkı geri kalsa yahut bir arkadaş olan başka bir çarka tecavüz etse makinenin mihaniketi bozulur. Onun için İttihad-ı İslam'ın tam zamanı gelmeye başlıyor. Birbirinizin şahsi kusurlarına bakmamak gerektir. Bunu da teessüf ve teellümüne sebeyan ediyorum ki ecnebilerin bir kısmı nasıl kıymetdar malımızı ve vatanlarımızı bizden aldılar. Onun bedeline çürük bir fiyat verdiler. Aynen öyle de yüksek ahlakımızı ve yüksek ahlakımızdan çıkan bu hayatı içtime temas eden seciyelerimizin bir kısmını da bizden aldılar, terakkilerine medar ettiler. Ve onun fiyatı olarak bize verdikleri
sefihane ahlaki seyyeleridir, sefihane seyyeleridir. Mesela bizden aldıkları sicimliyle bir adam onlarda der, eğer ben olsam milletin sağ olsun. Çünkü milletimin içinde bir hayatı bakiyen var. İşte bu kelimeyi bizden almışlar ve terakkiyatlarında en metin esas da budur. Bizden hırsızlamışlar. Bu kelime ise din-i haktan ve iman hakikatlerine çıkar. O bizim ehli imanın malıdır. Halbuki ecnevilerden içimize giren pis ve fenasici itibariyle bir hotkam alan bize diyor, ben susuzluklar ölsem yağmur hiçbir daha dünyaya gelmesin. Eğer ben görmezsem bir saadeti, dünya istediği gibi bozulsun. İşte bu ahmakane kelime dinsizlikten çıkıyor, ahireti bilmemekten geliyor, hariçten içimize girmiş zehir diyor. Hem o ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyetle bir ferdi bir millet gibi kıymet alıyor. Çünkü bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnebilerin zararlı seyircilerini almamızdan kuvvetli ve kutsi İslam'ın milletimizle beraber herkes nefsi nefsi demekle ve milletin menfaatını düşünmemekle, menfaati şahsiyesini düşünmekle bin adam bir adam hükmüne sukut eder. Men kâne himmetu nefse feleyse minel insan li'enne medenin bittab. Yani kimin himmeti yalnız nefsi ise o insan değil. Çünkü insanın fıtratı, yaratılışı medenidir. Emnai cinsini diğer insanlara mülahaza mecburdur. Hayatı içtimai ile hayat şahsesi devam edebilir. Mesela bir ekmeği yese kaç ellere muhtaç? Tohum eker, ekini biçen, harman yapan, yun yapan, pişiren, getiren, götüren bir ekmeği yese kaç ellere muhtaç ve ona mukabil o elleri manen öptüğünü ve giydiği libasla kaç fabrikayla alakadar olduğunu kıyas ediniz. Hayvan gibi bir posta yaşayamadığından, emnai cinsiyle fıtraten alakadar olduğundan ve onlara manevi bir fiyat vermeye mecbur bulunduğundan fıtratıyla medeniyet perverdir. Menfaat-ı şahsiyesini asır nazar eden, insanlıktan çıkar, masum olmayan canı bir hayvan olur, bir şey elinden gelmese, hakiki özrü olsa o müstesna. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana, inneke entel alimul hakim, ve ahiru davana elhamdü rabbil alemin. El Fatiha ve salat. Elhamdülillah.